Çok doğru söyledin ey Muhammed dedi. Biz yine hale bakıyoruz. Aynı mevsimde çıktık. Mecliste oturuyoruz. Ve kâledi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahbirni anil ihsan. Bana ihsandan haber ver. İhsan ne demektir? Bana ondan haber ver. Ey Muhammed dedi. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü her şeye mutavazi bir halde gene buyurdu. El ihsanu, ihsan şu demektir. En ta'budallah ke'enneke tara fe illem tekun terahu fe innehu yara. Sen Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin. Sen onu göremezsin bu dünyada bu gözlerle. Ama o seni görüyor. O seni görüyor. Öyle ibadet edeceksin diye buyurdu. Ve kâle dedi sadakta ya Muhammed. Çok doğru söyledin ya Muhammed. Diye tasdik etti. Evet. Bunun üzerinde biraz duralım değerli kardeşlerim. El-ihsan, el-ihsan, el-ihsan. Çok güzel bir kelime, tatlı bir kelime. Hem özü kelime, itibariyle kelime, hem de talaffuzu itibariyle çok kelime. İhsan kelimesinde çok isimler görürüz. Adım İhsan, İhsan derler. Bizim Türkiye'de de çok İhsan kelimesinde adında çok insanlar vardır ama Arabistan'da pek veremiyor. Tek nadir. Bu isimle isim olan kişi çok az veremiyoruz. El-ihsan, evet. Namaza durduğumuz zaman değerli kardeşlerim, Hazreti İmam Malik'in dediği gibi o kişi Allah'la konuşuyor. Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman Allah'la konuşuyor. Onun divanına durmuş. O onu görüyor. Allah onu görüyor. Ama bizler onu göremeyiz. Bizler onu, çünkü onu görecek gözümüz yoktur. O güce sahip olacak kudretli gözümüz yoktur. Ondan dolayı Hazreti Musa Tur-i Sina'da ey benim Allah'ım cemalini bana göster deyince Allah dedi lan terani beni göremezsin ya Musa. Eğer ki arz etmek istiyorsun karşıki dağa bak. O dağa ne halde olduğunu görürsen sorduğun sorunun cevabını alırsın. Hazreti Allah cemalini oraya keşfedince dağ tuz gibi eridi. Musa Aleyhisselam baktı ki görmüş olduğu önceki dağın asla eseri kalmamış. Ya Rabbi diyerekten kendine geldi. Musa peygamber bile istedi Allah'ın cemalini görmek ama görmedi. Hazreti İbrahim alıyor. Kale İbrahim erini keyfe tuhyil mevta. Hazreti İbrahim ne dedi? Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana göster. Kale evelem tü'min. Kale bela. Velakin liyatmanne kalbi. Evet iman ediyorum ya Rabbi. Ebul Enbiya peygamberlerin babası. İbrahim Halilullah. İbrahim Halilullah. Allah'ın cemalini görme. Allah nasıl ölüleri diriyor? Bana göster dedi. Allah dedi iman etmiyor musun? İnanmıyor musun buna? Ey İbrahim. Kale bela. İnanıyorum. Ey benim Allah'ım. Yani inanıyorum ey benim Allah'ım ancak şu kalbim var ya bu ölümlerin dirilerin tamamen teslim olsun bunu ben arz ediyorum. O zaman dedi ki Rabbil Alemin dört tane kuş topla bir arada onları kes macun hale getir kar birbirleriyle ayrı dağların başına koy sümme kenara çık daha sonra isimleri de çağır. Göreceksin ki onlar isimleri çağırdıktan sonra senin yanında dördü de aynı anda gelecek. Evet Allah'ın dediğini yaptı. O zaman Hazreti İbrahim Halilullah İbrahim Halilullah Allah'ın dostu olan o İbrahim Halilullah kalbi bu şekilde zaten tatmin olmuştu. Bu hepimizin bir ibrettir aslında. Evet değerli kardeşlerim el-ihsan, ihsan çok güzel bir kelime. Adıyla ve özüyle tatlı bir kelime. Sen Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin. İbadet, sadaka bir ibadettir. Namaza durmak bir ibadettir. Haca gitmek bir ibadettir. Yolda giderken mazlum bir kişiye elini uzatmak, yardım elini uzatmak bir ibadettir. Sadaka olduğu gibi birbirlerimize selam vermek de bir ibadettir. İbadetlerin en hayırlısı onun rızası için olan ibadettir. Allah için yapmış olduğumuz ibadettir. Yegane yapmış olduğumuz ibadetten Allah'ın rızasını almamız. En güzel ibadet de odur zaten. Buna ihlas derler. İhlas. Hiçbir şeyi arz etmeden onun rızasını almak için ona ibadet etmek. Evet. Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin. Sen onu görmesin ama o seni görür deyince sadakta ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok doğru konuştun. Ne kadar güzel konuştun. Daha sonra peygamberin yine soru yöneltti. Ahbirni anissa'a bana kıyamet gününden haber ver ya Muhammed. Bana kıyamet gününden alametlerinden haber ver deyince bakınız Allah'ın Resulü ne dedi? Mel mes'ulu aleme minessa'il. Ben senden daha iyice bilici değilim.
Ben senden daha iyice birisi değilim. Sen daha iyi bilirsin kim olduğunu, ne zaman olduğunu. Eğer biliyorsan, tebrik edilmişsin sen. Sen daha iyice biliyorsun. Sadak da ya Muhammed doğru söyledin dedi. E peki bunun alametlerini haber ver dedi. Alametlerinden Resul Rişan bir takım alametleri saydı. Felebise fiyna bir müddet kaldı. Sümme gader. Daha sonra gitti. Daha sonra Peygamber Efendimiz dedi. Ya Ömer, ey Ömer. Etedri men issayet. Bu gelip soru soran, soru soran cevapları alıp beni de tasdik eden kimdir biliyor musun? Ey Ömer deyince. Kultu Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü bilir. Allah ve Resulü bilir. Bilemem ben Allah'ın Resulü deyince. Kale Allah'ın Resulü buyurdu ki. İnnehu Cibril. Etâkum ve allemekum dinekum. O bir Cibril'di. Geldi. Sizlere dininizi öğretti ve çekti gitti diye buyurdu. Allah ondan razı olsun. Cebrail Aleyhisselam'a da inşallah kıyamette cennette görmeyi Allah nasip eylesin bizlere. O da ölecek. O melekler dönecek. Hiçbir tane canlı kalmayacak. O zaman işte limenil mülkül yavum. Bugün mülk kimindir? Diye sorduğunda cevap veren kimse bulamayınca lillahil vahidil kahhar. Kahhar ismine hakim olan yüce Allah'ındır bu mülk diyecek. İşte bu mülk hepsi ona kalacak. Geldik gideceğiz. Yaşadık. Geriye kaldığımızı yaşayacağız. Ve sonunda kullu nefsin zaikatil mevut. Bize verilen nefsin acısı neyse Allah hayırlı acılar tatmayı nasip eylesin. Bir gün bunu da tatacağız değerli kardeşlerim. Yaşayıp da ibret alan, ibret aldıktan sonra tatbik eden, tatbik olduktan sonra bunun şuurunun lezzetini kalbinde bulan kardeşlerimizden, o Müslümanlardan eylesin Rabbim bizleri. Bizlere gayret versin, İslami heyecan versin, İslami güç versin. Baktığımız zaman Allah'ın nuruyla bakalım. Konuştuğumuz zaman lisanımız onun diliyle konuşsun. Yürüdüğümüz zaman